Merhaba, bugün bir takipçimizin bel rahatsızlığı ile ilgili sorusuna cevap vereceğiz. Takipçimiz, hocam boksla amatör olarak uğraşıyorum. Daha önce fitness yaparken belimde ağır kaldırdığımdan fıtık oluştu. Ben de bıraktım, boksa başladım 4 yıldır. Ama biraz yüklenince ağrıtıyorum ve şu an yatırdı beni. Ne tavsiye edersiniz? Devam mı yoksa tamam mı? Sevgiler demiş. Öncelikle takipçimize geçmiş olsun diyoruz. Bu noktada ilk yapılacak şey mutlaka uzman bir doktora görünmek. Doktor size hem teşhis hem tedaviyi koyacak olan uzman. Eğer ameliyat gerekiyor diyorsa mutlaka ben size 1-2 doktordan daha görüş almanızı öneririm. Daha sonra eğer kaçınılmazsa ameliyat olun. Çok da gözünüzde büyütmeyin. İyileşme sürecinde tüm egzersizleri ve yapılması gerekenleri yaparsanız tekrar profesyonel spor hayatınıza dönebilirsiniz. Bununla ilgili birçok örnek var. Bu noktada kesinlikle endişeniz olmasın. Ayrıca boksa devam veya tamam noktasında fikrimi belirtmeden 4 temel noktadan bahsetmek istiyorum. Bu 4 temel noktadan sonra kararı siz kendiniz verebileceksiniz. Yaşadığınız sorunun devam etmesini veya daha da artmasına neden olacak tüm olasılıkları azaltın. Bu noktada yapmanız gereken birçok şey var. Örneğin eğer yan çanta taşıyorsanız omurganıza dengesiz bir yük bindiriyorsunuz. Bunun için sırt çantasına geçin. Bilgisayarda yine taşıyabileceğiniz çok güzel sırt çantaları var. Ergonomik sırtınıza yük bindirmeyen. Yatış şeklinizi düzeltin. Oturuş şeklinizi düzeltin. Yürürken daha düz, doğru bir açıyla yürüyün. Doğru bir şekilde formda yürüyün. Eğer ofiste masa başına çalışan biriyseniz mutlaka ofis egzersizleri yapın. Hep aynı konumda kalmayın. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak bel rahatsızlığını çok büyük bir oranda arttırabiliyor. Bu konuda yayınladığımız spor rahatsızlıkları ve rehabilitasyon kitabı vardı. Onu inceleyebilirsiniz. Size çok yardımcı olacak. Orada hem egzersizler hem kaçınmanız gereken durumlarla ilgili detaylı bilgiler bulabileceksiniz. Ayrıca bu konuda konferanslarımız ve eğitimlerimiz oluyor ve yakın zamanda bununla ilgili detaylı videolarımız gelecek. Takipte kalabilirsiniz. Sorunu devam ettirecek veya daha da artmasını sağlayacak bu unsurları aradan çıkardıktan sonra yapmanız gereken şey vücudunuzu güçlendirmek. Belimizi en iyi koruyan kemerimiz var, karın kaslarımız. Bundan dolayı mutlaka karın kaslarını, ayrıca belimize yük binerken, bindirirken bacak kaslarımız çok önemli. Bacak kaslarınızı mutlaka çalıştırarak güçlendirin. Vücudumuzda fazladan taşıdığımız 1 kilo 4 kilo olarak sırtımıza, belimize yük olarak biner. Bu nedenle beslenme programınızı düzenleyin, egzersizlerinizi ayarlayarak düzenli bir şekilde kilo verin ve forma girin. Fazladan yükten kurtulduğunuzda çok daha rahat edeceksiniz. Yapabiliyorsanız yüzün, yüzmek vücuda çok iyi geliyor. Bisiklet kullanın, bacaklar ve omurganın yapısıyla ilgili çok iyi değişimler sağlıyor. Pilates yapın. Pilates inanılmaz iyi geliyor. Her ne spor yaparsanız yapın, pilates dersleri, iyi bir eğitmenle alacağınız pilates dersleri, omurga duruş birçok noktada size yarar sağlayacaktır. Bir taraftan bu 4 unsura dikkat ederek bir taraftan da boksa devam edebilirsiniz. Devam ederken dikkat etmeniz, göz önünde bulundurmanız gereken en önemli şey vücudunuzu dinlemek. Vücudunuzdaki ağrı durumuna, gelişmelere göre antrenman programınızı mutlaka güncellemeniz gerekiyor. Örneğin boksa yaptığımız alttan kaçışlar, iskivler bele binen yükü biraz arttırabiliyor. Bu noktada belki onları bir süre yapmayabilirsiniz. Diğer tekniklere odaklanabilirsiniz. Darbe yastıklarına, kum torbasına teknik olarak çok güç harcamadan, zorlamadan çalışabilirsiniz. Ama yoğun güç gerektiren yüklenmeler de beliniz biraz daha zorlayacaktır. İyileşme sürecinizi erteleyecektir. Bu noktada eğitmeninizle konuşmanız çok önemli. Özellikle bu konuda uzmansa zaten size ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini söyleyecek. Siz isteseniz de zorlamanıza izin vermeyecektir. Eğer tüm bunları yapabilecekseniz boksa devam edebilirsiniz. Ama bunları yapamayacaksanız veya en ufak bir yumruk attığınızda omurganızda, belinizde ağrı hissediyorsanız o zaman size tavsiyem ara verin, izleyin, araştırın, boksla ilgili farklı bir bakış açısı edinin. Bu süreç ciğerci kedisi olarak sizin olayı daha iyi anlamanıza da yardımcı olacak. Ve demin söylediğim unsurlara dikkat ederek vücudunuzu geliştirdiğinizde, güçlendiğinizde ve bu sorundan kurtulduğunuzda çok daha iyi bir şekilde dönüp uzun süre rahatlıkla yapabilirsiniz. Vücudunuzu ve kendinizi tanıdığınız için bu noktada ne yapmanız gerektiğini siz daha iyi karar vereceksiniz. Benim önerilerim bu kadar. Eğer videoyu yararlı bulduysanız paylaşmayı, diğer insanların da yararlanması için önermeyi unutmayın. Ve kanalımızı takip etmiyorsanız aşağıdan takip edebilirsiniz. Hayatınıza hareket katın.